Merhaba arkadaşlar. TYT'nin kalbi serimizde TYT coğrafya denemeleri olarak 10. denememizle devam ediyoruz. Sen de yoruma bir kalp bırak diyerek sizin yorumlarınızı bekliyoruz. Ki şu an baktığımızda bu seride arkadaşlar 10. denemenin son olmasını planlıyorum. Tabii sizden gelecek taleplere göre de devam etme kararı alabiliriz. Ama benim planlarım da 10. denemeyle bu seriyi bitirmek durumunda olabiliriz. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Yoruma göre devam etme durumu olabilir. Talep tabii ki arz talep meselesi. Peki hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, birinci sorumuza bakalım. Yeryüzünün geniş alanlarında meydana gelen alçalma ve yükselme hareketine epirojene denir. Epirojene sonucu bazı yerler toptan yükselirken bazı yerler alçalmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi epirojenize örnek gösterilir? Bakırçay grebeni ya da Horst ve grebenlerin oluşması arkadaşlar orojenez, kırıklı ve kıvrımlı dağlardan bunları hatırlayabiliriz. Yükselen alana Horst, kırıklı alanlarda alçalan alana ise ya da alçakta kalan kısmı ise greben adını vermiştik. İskandinavya'nın yükselmesi, ki o alanın toptan yükselmesi ya da büyük bir alanın hareketi, bizim epirojenez dediğimiz kıta oluşum hareketlerine örnektir. Yine Toros dağlarının oluşumu orojenez olarak değerlendirilebilir kıvrımlı yapılar arasında yer alıyordu. Nemrut krater, ki kaldera, krater, mağar gibi durumlar görüyorsak bu volkanizma sonucu oluşmuş özellikler ya da şekiller arasında dikkate alınabilir. Bunun yanında şiddetli depremlerin meydana gelmesi deprem yani seizma ile alakalı olarak yine değerlendiriliyor. Burada baktığımızda epirojenik hareketlere dahil olan İskandinav Yarımadası'nın yükselmesi. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuza geldiğimizde, bir gözlemci gittiği bir bölgede yıllık sıcaklık farkının az, yıllık yağış miktarının fazla ve yağış rejiminin düzenli olduğunu, yıllık sıcaklık ortalamasının 25 santigrat derece üzerinde olduğunu gözlemlemiştir. Buna göre gözlemcinin gittiği bölgeyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi bakın, yağış rejiminin düzenli olduğu demiş, yağış miktarının fazla olduğu demiş. Dünyada yağış rejiminin düzenli olduğu iki önemli makro iklim vardı. Biri ekvatoral iklim, diğeri ılıman okyanusal iklimdi. Ve burada yıllık sıcaklık ortalamasının 25 derece üzerinde olduğunu gözlemlediyse bu ikisinden hemen ekvatoral iklim olduğunu çıkartabiliriz. Çünkü ılıman okyanusal iklimde sıcaklık ortalamaları 18-19 derece civarıydı. Buna göre bitki örtüsünün geniş yapraklı ormanlar olduğu, artık ekvatoral iklimi yorumluyoruz, kimyasal ayrışmanın fazla olduğu, nem miktarının fazla olduğu, topraklarda biriken tuz ve kireç oranının az olduğu, kerpiç meskenlerin yaygın olduğu demiş ki kerpiç meskenler çok yağışlı alanlarda görülmez çünkü toprak olduğu için yıkanmayla birlikte çabucak yıkılabilir. O yüzden bu daha çok kurak, yarı kurak alanlarda karşımıza çıkan bir yapı malzemesidir. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar, üçüncü sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi doğanın insan faaliyetleri üzerindeki etkileri arasında sayılmaz demiş. Verimli delta ovalarında, ki delta ovalarının oluşumu doğal bir süreç ve orada tarımsal faaliyetlerin yapılması insan faaliyetine giriyor. O zaman doğa insan faaliyetlerini etkilemiş. Denizlerin doldurularak buraların yerleşmeye uygun hale getirilmesi, ki dolduran kim arkadaşlar? İnsan. Yani insanın doğaya müdahalesi var. Tam tersi. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Yağışlı bölgelerde yaşayan insanların, ki yağışlı bölgeler doğal, yine evlerini genellikle ahşaptan yapmaları doğanın insan üzerindeki etkisi. Düz bölgelere yerleşmelerin birbirine yakın olması, ki doğanın düz yerler için düşündüğümüzde yine yerleşmeleri etki etmesi bu şekilde değerlendirilebilir. Alçak enlemlerde yaşayan insanların yerleşmek için daha çok 1000 metrenin üzerindeki yerleri tercih etmesi, ki bu alanların sıcak olması, yine doğal koşullar insan üzerindeki etkisi örnek verilmiş. O yüzden burada tam tersi olan B şıkkı doğru cevabımız oldu. Dördüncü sorumuza geldiğimizde, bir bölgede yağışın yıl içindeki dağılışı yağış rejimi olarak ifade edilmektedir. Yağış rejimi dünyanın her yerinde düzenli değildir. Bu duruma göre verilen iklim tiplerinden hangilerinin yağış rejimi düzenlidir? Az önce söylemiştim arkadaşlar. İki tane makro iklimlerde düzenli olan var. Ilıman okyanusal iklim ve ekvatoral iklim. Bu ikisinde düzenli, diğer bütün makro iklimlerde düzensiz bir rejim söz konusu. Türkiye'de düşünürsek Karadeniz iklimi ılıman okyanusal iklime benziyor. O düzenliydi yağış rejimi ama diğerleri düzensizdi. Yani burada bu tür soruların çıkma ihtimali oluyor. Dikkatli olmakta fayda var. 2 ve 4, yani D şıkkı doğru cevabımız olarak değerlendirilebilir. Sıradaki sorumuzda ise Horst ve Graben alanları verilmiş. Ki burada nereden anlıyoruz? Bakın şu kısımla şu kısma bakarsak, daha önce bu hizadaydı. Ne yapmış? Kırılarak çökmüş ve şurada bir kırık hattı, fay hattı oluşmuş. Buna göre Horst ve Graben alanları meydana gelmiş. Buradan yorumlarsak,
Genç oluşumlu araziler ki fay hatları deprem, sıcak su bu alanlarda oldukça fazla genç oluşumlu. Fay hatları bulunuyor. Horst ve grabenler var. Tektonik deprem riski fazla. Ama taş kömür yatakları birinci zamanda oluşmuş daha eski oluşumlar. Bu ise daha genç. 3 ve 4. zamandaki kırılmaları ifade ediyor. O yüzden E şıkkının doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun, bir denememizin daha sonuna geldik. Dediğim gibi son olmasını planladığım bir denemedir bu seride. Ama yine bakalım talep ne kadar gelecek, ona göre de bir değerlendirme yaparız. İnşallah sizin için faydalı olur. İyi çalışmalar diliyorum.